kupa maçını oynayacak. Gelecek. Ankara Gücü deplasmanı var sonra Fenerbahçe'nin. Bilin transferlerle bakalım, Ankara Gücü de şu anda puana çok ihtiyacı var. Galatasaray derbisi. Antalya deplasmanı, bak hep konuştuğumuz yeni transferlerle takımını güçlendiren takımlar ve Yukatel Denizli içeride. Bu 5 maçtan kaç puan çıkartır sizce Fenerbahçe? Ben sana bir söyleyeyim, 5'te 5 yapar Fener. Ben bir tek Serdar gibi oldu ama biraz gerçekten 5'te 5 yapar. Ben Alanya maçını diyorum. Bu ne Alanya diyorsun? Alanya takımı ben yani beraberlik olabilir. Yani içeride ya maç. Benim bak yine diyorum, Alanya takımı herkesin canını yakabilecek bir takım. Şu an Galatasaray'ın, Fener'in takımı herkesten başa başa oynar. Zaten en sakala belli. En sakala direkt kırmızı mı görmüştü değil mi? Direktti değil mi o kırmızı? Direkt kırmızı. En sakala oynayamayacak büyük. Geri kalanları kazanır. Benim düşüncem. Benim düşüncem. Hayır. Tek maç. Hayır, tek hoş maç. Hoş geldin Serdar. Tek maç. Nasılsın? İçine tek maç. Serdar sarı daha kaçmış. Serdar sen ne diyorsun peki? Ben de Alanya maçını beraberlik diyorum. Galatasaray maçı beraberlik, diğerlerini kazanır diye düşünüyorum. Hmm. Ya şeyi eğer yani sen Başakşehir 15 ve Trabzon maçlarında 12 diyor. 9, 10, 11 diyorsun evet, sen. Evet. Evren. Yani bir beraberliği var. O da Galatasaray maçı olur büyük ihtimal. Ama bir tane beraberliği var. Galatasaray'da en kolay maç ya Fener'in. Çıkma kolay şansı olsun. Yok. Gelsin ya. Galatasaray şampiyon oluyor zaten. Fenerbahçe orada gelsin. İpini çekeriz Galatasaray'ın. Peki Trabzon'a bakalım. 23'te Galatasaray'ın ipini çekeriz abi. Bakalım. Sen Galatasaray'ı bırak, üstü dolu takım var. Daha dur. Gençler Birliği deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Gaziantep deplasmanı, deplasmandaki maçlar. İçeride de Sivas ve Çaykur Rize maçları var. Ne diyorsunuz? Bu hafta Gençler Birliği. Bir beraberlik veriyorum. Beşiktaş derbisinde ne yoksa? Büyük maçlarda çok farklı oynuyor Trabzonspor. Yani skora yansıtıyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tabii ağırlıklı olarak bakıldığı zaman Beşiktaş maçına ben beraberlik derim. Geri kalan maçlarını kazanır ki bir tane daha maçı var o arada oynayacağı. Bir Malatya maçı da var. Malatya'yı da buralarda oynatırlar diye yani düşünüyorum. Yani bu yakında ben oynar. 1-2 hafta içinde yani kupa maçından sonraki hafta oynar. Öyle diye düşünüyorum ben de. O da tabii ki yön verecek Trabzonspor'a. O alınacak oradaki puan çok önemli, 3 puan. O da bir deplasman maçı. Evet. Ama hangisinin oynayacak önüne soluna gelecek? Ya Fenerbahçe şu Başakşehir ve Trabzon sen maçında oynadığı futbolu oynasın. 5'te 5. Çok net. Evren sence buradan? Yani Trabzon takımı içeride kolay kolay maç kaybetmez. Ama Beşiktaş deplasmanı, Antep deplasmanı zor. Zor deplasmanlar. Gençler Birliği'ni hadi bir şekilde belki büyük ihtimal yenerler. Full taraftar oynar. Bundan sonraki bütün maçlara full taraftar. Bence Gençler Birliği maçı zor. Zor. İki beraberlik değil diyorum. Gerisini kazanır. Sen Gençler Birliği'ne takılabilir. Puan. Yani bir beraber çıkabilir oradan. Beşiktaş deplasmanı. Beşiktaş'ın sen haline bakma abi. Beşiktaş Beşiktaş'tır her siz zaman. Siz Sivas maçını bu kadar şey mi deniyorsunuz ya? Sivas ben havayı kaybetti bence. Abi, Sivas, bu maçta, bu hafta da zor iş. Stres bitirdi abi, stres. Bak, en önemli noktayı söyledi bence. Abi, stres. Öyle mi diyorsun? Şampiyonluğun stres konuşulmaya başlandığı zaman stres, futbolcunun ayakları evet gitmez. Serdar? Yani Sivas maçı için şöyle söyleyebiliriz. Sivas'ta biraz o arzu, istek çok düşüşe geçti. Şimdi Sivas'ın en önemli iki tane oyuncusu kim? Mert Hakan. Mert Hakan şey, Emre Kılıç mı? Emre Kılıç mı diyorsun? Ne oluyor sezon sonu onların durumu? Gidiyor. Bitti. Onların performansı düşmeye başladı mı? Bitti. En önemli iki oyuncunun performansını düşürdün. Bir de artık arka tarafta hata yapmaya başladılar. Yani. Bak, bu ikisi sen peki buradan kaç puan çıkartacağını düşünüyorsun? Bu Sivas değil. Trabzon'u verelim mi tekrar? Trabzon'da Gaziantep beraberlik diyorum. Beşiktaş beraberlik, diğerlerini kazanır. İki tane. Ki Beşiktaş'ta da yani beraberlik iyi ihtimal. Yani ben Emre'nin dediği gibi Beşiktaş Beşiktaş'tır. O zaman da çok şey değişebilir. Yani hatta o maçı kaybedilebilir diye düşünüyorum. Yani iki beraberlik ya da bir beraberlik bir yenilgi daha alabilir diyorsun. Çok böyle oynak söylemeyeyim de kesin konuşayım. Beşiktaş Birliği, Sivas. Kesin söylesene abi, nasıl söylüyorsun? Ya Beşiktaş'a yenilir, Gaziantep'te berabere kalır, diğerlerini kazanır. Bu iki maçı kazanırsa yalnız bak Trabzon Gençler Birliği Sivas'ı kazanırsa 10 puan olur. Havayla 10 puan gider. 10 puan. Bak, Beşiktaş maçında çok farklı havada gider. İki maçı kazanırsa Gençler Birliği Sivas'ı eğer Trabzonspor yener, arada Malatya'da kazanırsa 3 maç. Beşiktaş maçı Malatya inanılmaz maçı olur. Ne zaman açacaklar? Bence haftaya oynanır. Kupa maçından sonraki hafta oynanır. Hemen bir hafta sonraki oynanır. Önümüzdeki hafta da kupa maçı var. Ha, onu yani bekle, o kupa maçları bittiği an öteki hafta oynayacaklar. Yalnız şöyle, o zaman Beşiktaş maçından önce oluyor. Tabii mecbur oynayacaklar. Oynatmak Malatya zorunda yani. Derbisi şey tabii, deplasmanı Beşiktaş, İstanbul deplasmanı. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü daha fazla bekletmezler. Peki. Kırklareli'ye gidiyor muyuz? Bakalım inşallah, bakacağız. O gün de karmar falan var diyorlar ya.
Kar yağsın ama Emre ya. Kar yağsın da işte yüz yoldayken yağmasın. Yoldayken ya. Ama kar şu anda en lazım olan şey. Abi çok acayip olur. Hep derler ya şu mikroplar bir temizlensin diye. Yani. Mevsiminde yağacak. Evet. Geçelim o zaman. Sivas'a da bakalım madem. Sivas'ı da Hüseyin verdin. Başak. Ha ya bir dakika. Sivas'ın başası çok fena abi. Bu nasıl bir fikstürmüş? Şu 5 hafta enteresanmış. İçeride Başakşehir bence çok kritik bir maç. Çok, bu maç birinin gider bu maç. Yalnız bak Başakşehir maçının sonucu eğer Sivas adına olumlu olursa ben Sivas'ın da yeniden bir toparlanma ve şeyi yaşayabileceğini düşünüyorum. Zor görünüyor. Bu maç çok kritik maç o yüzden Başakşehir maçı. 5 tane çok önemli. Trabzon deplasmanı, Ankara gücü deplasmanı, içeride Alanya, içeride Galatasaray. Acayip ya. Ben çok kötü. İki maç ben 0 diyorum. Başakşehir kazanır diyorum ben Sivas'ta. Sivas'ta Başakşehir kazanır. Başakşehir kazanır diyorum. Bu havayı Trabzon'un kaybetti zaten Sivas takımı o havayı. Buradan kaç maç puan çıkartır Sivas? Benim düşüncem Başakşehir'i kaybeder. Trabzon'a kaybeder. Ya bu arada bu maçı seyrettin mi Sivas maçını bu hafta? Öyle çok şey değil yani. Ben izledim ya. 5 tane şut attılar 5'i de gol oldu. Kaleci abi. Müthiş oynadı Günay. Müthiş evet, oynadı. Evet. Geldi bu futbol şansı. Geldiği bütün pozisyonların hepsini attılar. Evet. Kötü oynadı demiyorum de ama. Kalecisi de yani ilk sezonun ilk yarısını kaleci seçmiş. Ama şey olarak diyorum ya şey olarak bitti yani moral olarak bir de stres başka bir şey. Şampiyonla oynamak o farklı bir şey. Kaç puan? Ben Başakşehir'i kaybeder diyorum. Trabzon'a kaybeder. Alanya maçını kazanır. Ankara gücü maçı onu da kazanır. Galatasaray'a kaybeder. 6 puan çıkartabilir evet. Diyorsun. Emre. Valla Sivas çok ilginç takım. Şu ana kadar muhteşem bir şekilde geldiler bu son haftayla beraber. Burada işte bu kırılma maçıydı. Yani buradan sonraki yani bu Başakşehir maçı çok önemli. Yani performans olarak. Ben de kırılma ondan maçının sonraki, Başakşehir maçı olacağını işte, pardon. Düşünüyorum. Başakşehir maçı olacak. Yani bu bir kaza da olabilir. Toparlayabilir Trabzon öyle bir takım ki yani hepsini de kazanabilir. Bir anda evet. Çoğu maçı da kaybedebilir buradan. Yani Mehmet'in dediği gibi belki 2 maç anca kazanabilir. Yani öyle bir durum oluşabilir. Başakşehir maçı kırılma maçı. Aynen öyle ben de katılıyorum. Başakşehir maçı yolunu çizer. %100. Başakşehir maçında alınacak bir mağlubiyet bütün haftanın sonraki haftaları etkileyecektir. Ben burada açıkçası Sivasspor'un kazanacağı 2 tane maç görüyorum. Belki Ankara gücü deplasmanı. Alanya. Ve Galatasaray maçı. Allah Allah. Evet. Alanya'yı ne zaman söyleyecek diyorum. Peki oraya kadar kazanamazsa ya Başakşehir maçını kaybederse hepsini de kaybedebilir abi. İşte çok bu maç çizecek bence rotayı. He ondan sonra tabii diyor. Başakşehir çizecek. Serdar 7 puan çıkar burada. Başakşehir'i kazanır. Trabzonspor'u mağlup olur. Alanyaspor'u berabere biter. Ankara gücünü alır. Galatasaray'ı mağlup olur. Valla ben Başakşehir maçına göre şekillendireceğimi düşünüyorum ama bana da sanki beraberlik gibi geliyor Başakşehir maçı. Kaybetmez gibi geliyor bana. Ama yani Sivas'ın şu maçını beklemek lazım. Tek maç evet. Üzerinde bu kadar bakmak enseyi lazım karartmamak bence. Lazım bence Sivas adına. Bir bakıp ondan sonra bu ritim gerçekten bozuldu çünkü mu? Çünkü üst üste 3 tane maç ligin en iyi takımlarla oynuyor. En iyi futbol oynayan evet, takımlarında evet, oynuyor. Aynen öyle. Başakşehir'e de bakalım. Ben çok gol atan takımlarında oynuyor. Alanya yani. Da keşke 25'ten sonrasını versen. Çünkü Fenerbahçe'nin acayip kolaylıyor Fenerbahçe. Ama adım adım. Step o zaman geleceğiz İstanbul'da hep. Ver de morali düzelsin ya. Biraz o maçlardan ver oradan bahsedelim. Başakşehir, Sivas, Rize, Göztepe. Fenerbahçe'de onun için sonra avantajlı da evet. Beşiktaş, Gaziantep. Ama Mayıs'a denk ediyor. Başakşehir'in de kolay değil tabii. Yani bu 5 hafta yalnız birçok takım için zorlu fikstür. Yani şimdi Göztepe deplasmanı yeni stattan sonra her takım evet, için çok zor. Beşiktaş'la içeride oynayacak. Kolay diyebilir misiniz? Sivas deplasmanı zor, kritik bir deplasman. Rize çok derli toplu top oynadı. Bakmayın yani evet. Rize Beşiktaş karşılaştırmalar falan toparlamış. Evet. O golcü molcu Şikoda peki, falan abi atıyor adam herhalde. Diyorum ön taraf. Şimdi Galatasaray ile ilgili konuşmaya başladım. Galatasaray sevgili Evren net bir galibiyet aldı Kayserispor karşısında. Emre Akbaba'nın Galatasaray için adeta bir yeni transfer olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Hani bu maç üzerine çok fazla konuşulabilir mi bilmiyorum ama maçın özelinde değil de biz Galatasaray adına genelde konuşalım. Onun dışında birkaç konuyu tartışmaya açacağım. Bir de tabii Mustafa Başkan'ın açıklamalarına odaklanacağız. Valla Galatasaray'da 5-0'lık Antalya galibiyetinden sonra ciddi bir çıkış var. Hem skor olarak baktığında
gol yollarında Galatasaray açıldı. Son 4 hafta baktığında 14 gol atmış. Yine 10 gol atan Galatasaray yavaş yavaş geldi. İşte Falcao'nun sakatlığı oldu ama takım gerçekten ofansif olarak da daha çok pozisyon üretiyor. Daha çok iştahlılar. Ciddi bir çıkış var. Yani hep diyoruz ya işte sezon sonuna doğru geldiği zaman Galatasaray'da hep bir hamle olur. Sessiz derinden geliyor. Burada her hafta söylüyorum ama bir türlü anlatamıyorum. 2 yıldır da böyle oluyor. Galatasaray yine aynı seriye başladı. Bu Kasımpaşa ve Malatya maçlarını Galatasaray aldığı takdirde Fenerbahçe maçının çok şeyi önemi yok. Yani tamam oraya gidersin belki kaybedersin. Belki berabere kalırsın. Ama ligin geneline baktığı Galatasaray bu şeyi çok iyi tamamlıyor.